Herkese merhaba ben İzzet Camcıoğlu. Bu video serisinin sonunda bu kumanda ile ilişkili bilinmesi gereken neredeyse tüm ayarlardan bahsetmek istediğim için bu videoya da stick kalibrasyonu ile başlayacağım. Öncelikle stick kalibrasyonu nedir? Ne zaman işimize yarar onu göstereyim. Buradan kumandanın servo seçeneğine geldiğimizde bu joysticklerin hareketlerini kontrol edebildiğimizi görüyorsunuz. Örneğin sırayla kanallara bakalım. 1 numaralı kanal şu eksende çalışıyor. Bıraktığımda sıfırda en sağda yüzde yüze geliyor. Bakın şöyle. En solda yüzde bıraktığımda sıfırda kalıyor. İkinci kanal yine aynı şekilde. Üçüncü kanal gaz kanalı. Yüzde en aşağıdayken yukarıya ettiğimde aşağıda yüzde Ve dördüncü kanal. Şimdi bu bazen bozulabiliyor. Mesela biz joystick'i bıraktığımızda ikinci kanal böyle duruyor. Bu tarz durumlarda stick kalibrasyonu yapmamız gerekiyor. Şu anda bu kumandanın stick kalibrasyonuna ihtiyacı yok. Ancak ben göstermek için bunu yeniden yapacağım. Bunun için önceki kumandayı kapatıyoruz. Çevirmeli buton ve end butonuna basılı tutarak gücü açıyoruz. Ardından bu ekran karşımıza geliyor. Şimdi bu ekranda birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal ve dördüncü kanal olarak görüyorsunuz. Ben sadece bir kanal üzerinde bunu göstereceğim. O da birinci kanal. Şimdi birinci kanalı öncelikle CH1 up şu. CH2 down diğer tarafı. CT ise yani center ise orta noktasını ayarlamamızı sağlıyor. Öncelikle bu up'ı ayarlamadan önce bu değeri sıfırlıyoruz. Ardından kumandayı çok fazla zorlamadan en sola kadar itip bırakıyoruz. Moda bastığımızda ayarlanmış olacak. CH2 center ayarlamak için şöyle kumandayı bir sallıyorsunuz. Ortada kaldığı değere kendisi gelene kadar bekliyorsunuz. Şöyle birazcık destek olalım. Ardından OK butonuna basıyoruz. Down için öncelikle sıfırlıyoruz. Ardından kumandayı en sağa kadar itiyoruz. Okey diyoruz. Bunu tüm kanallara yapabiliriz. Ben sadece birinci kanalı gösterdim. Diğer kanallara dokunmuyorum. Tüm kanallara yapıp bitirdiğimizde de stick kalibrasyon tamamlanmış oluyor. Ardından kumandayı kapatmamız, tekrar açmamız yeterli oluyor. Şimdi tekrardan servo ekranına gelip kontrolümüzü de yapalım. Birinci kanal şu an sıfırda. En sağa ettiğimde %100. En sola ettiğimde yine %100. Yani ayarını bozmamışız diyebilirim. Stick kalibrasyonu bu kadar. Şimdi de sırada kumandamızın alıcıları var. Öncelikle R12 DS'den bahsetmek istiyorum. Bu kumandanın kendi üzerinde gelen yani kumanda ile birlikte gelen alıcısı R9D oluyor. 9 kanal destekliyor. Ancak ben onu şu anda hazır olan bir drone'umun içinde gömülü olarak bulunduğu için gösteremiyorum. Onun yerine elimde bulunan diğer kumandanın alıcılarından bahsedeceğim. Bunlardan ilki de R12DS. Şimdi öncelikle bağlantı yüzlerine bakalım. Buraya PRM02 modeli, buraya da uçuş kartı ile yapacağımız bağlantıları bağlıyoruz. Üzerinde küçük bir LED var. Bu LED sayesinde kumandanın o anda çalıştığı modu veya Kumanda ile eşleştirme yapacağımız zaman bize eşleştirme moduna girip girmediğini gösteriyor. çalıştığı modda şu şekilde bu kumandadan istersek espas çıkışı yani sadece espas çıkışı veya espas çıkışı ile birlikte FVM çıkışını da eş zamanlı olarak alabiliyoruz. Bunu da hangi modda olduğunu bu LED'deki ışığından anlayabiliyoruz. Bundan ileride bahsedeceğim. Şimdi kısaca şuradan da bahsedeyim. Espas çıkışını buradan aldıktan sonra eğer ikili modu aktifse e, SPAS'tan giden veride kullanılmayan kanalları buradan bağlantı yaparak kullanabiliyoruz. Yani buna örnek vermek gerekirse uçuş kartımızla SPAS çıkışından bağlıyoruz. Diğer 3 kanaldan istediğimiz seçtiğimiz 3 kanaldan kumanda alıcısıyla eşleştirme yapmayıp doğrudan cimbalımıza bağlayarak cimbal için kullanabiliyoruz. R12 DS'nin üzerinde yazanlara da bakacak olursak DSS FHSS gibi kumandamızla aynı protokolleri destekliyor. 2.4 GHz çalışıyor. Bunun dışında da önemli bir şey yazmıyor. Şimdi bu bu alıcının bir boy küçüğüyle de Bir boy küçüğünü de göstereyim size. Bu da yine R12 DSM yani mobil olanı. Yine 12 kanal destekliyor. SBAS veya PPM çıkışını destekliyor. Bunun üzerinde çok fazla bir şey yok. Sadece bir tane çıkışı var. Üzerinde bir tane düğmesi bulunuyor ve bir tane de ledi var. Şimdi bu daha çok yarış dronlarında, küçük dronlarda yani yerden ve kilodan kazanç sağlamamız gereken dronlarda kullanılan bir model. prm 02 bağlanmasını desteklemiyor. Yani telemetri özelliği yok. Şimdi ben öncelikle bu, bu alıcı üzerinden binding işlemini yani eşleştirmeyi göstereceğim. Ay, sonrasında ise diğer alıcı üzerinden PRM02 modelinin bağlantısını göstereceğim. Binding işleminin ne olduğunu da şöyle anlatayım. Kumandamız bizim bir ya, e, yayın yapıyor. Tıpkı evdeki Wi-Fi sistemi gibi ve bu yaptığı yayının bir şifresi var. Bu şifreyi biz binding işleminde alıcının içinde bulunan küçük hafızalara kaydediyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra da bu kumanda bu alıcı ile daima çalışmaya başlıyor. Eğer bir gün kumandamızı veya alıcıyı değiştirirsek, yeni bir alıcı gelirsek bu şifreyi tekrardan tanıtmamız gerekiyor. Yani tanıtılma kısmı alıcıya yapılıyor. Kumanda değişirse alıcıya tanıtıyoruz. Yeni alıcı alırsak yine alıcıya tanıtmış oluyoruz. Şimdi öncelikle bağlantısını yapalım. Ben uçuş kartından bir kabloyu getirdim. Alıcının üzerinde sinyal ve şurada da eksi işaretini görüyorsunuz. Yani beyaz kablo aşağıda siyah kablo yukarıda olacak şekilde takmamızı söylüyor. Tıpkı bu şekilde bağlantıyı yaptım. Ardından kumandayı da açtım. Şimdi alıcıya elektrik veriyorum. Evet şimdi alıcımızın devreye girdiğini görüyorsunuz. Ancak kumandaya baktığımızda herhangi bir sinyal yok. Yani bu alıcı ile bu kumanda şu anda eşleşmemiş durumda. Bunun için şöyle yapıyoruz. Kumandanın üzerinde bulunan küçük düğmeye basılı tutuyoruz yanıp sönmeye başladığında bırakıyoruz. Çok kısa bir süre sonra kumandanın sinyalini yakaladığını ve alıcı ile eşleştiğini görüyorsunuz. Artık bu alıcıyı mesela kapatıyorum. Kumandayla bağlantısı birazdan gidecek. Tekrar taktığımda bağlantının hızlıca tekrardan sağlandığını görüyorsunuz. Yani bu kumandayla bu alıcı eşleşmiş oldu. Bu işlemi gösterdiğime göre daha önce bu işe eşleştirmeyi yaptım diğer alıcıya geçiyorum. Burada da dikkat etmemiz gereken şey sinyal artı eksi şeklinde bağlanacak. Yani sinyal artı eksi. Bunu s bas çıkışına bağlıyorum. Kumandamız çalışmaya başladı. Daha önce eşleştirmesi yapıldığı için de direkt bağlantıyı sağladık. Bunun düğmesi birazcık daha böyle gizemli bir yere konmuş aşağıda. Eğer eşleştirme yapacak olsam basılı tutacaktım. Ancak şimdi eşleştirme yapmayacağım. Şu anda kırmızı bir ışık yandığını görüyoruz. Bu düğmeye hızlıca iki kere basacağım. Ardından ekranda çok net görünmüyor ama hem mavi hem kırmızı ışık eş zamanlı yanıyor şu anda. Yani ne mavi ne kırmızı yanıyor. İki farklı ışık yanıyor. Ancak bunu çok net göremiyoruz. Bir de şöyle bakalım. Aslında şöyle yaptığımda belli oluyor. Hem mavi bir ışık var hem kırmızı bir ışık var. Şimdi bu iki ışık yanan modda her iki çıkışın eş zamanlı desteklendiği mod. Tek ışık yanan modda ise S-Bus çıkışının çalıştığı anlamına geliyor. Şimdi Az ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sırada PRM02 modülü var. O modülü kısaca göstereyim. Evet, PRM02 modülü böyle küçük bir modül ve yanında şu kablolarla birlikte geliyor. Şimdi PRM02'ye yakından baktığımızda İki farklı bağlantısı olduğunu görüyoruz. Bu tarafta GDD, SCL, SDA, VCC artıyı görüyorsunuz. Bu tarafta da TX, RX. Şimdi bu kısım telemetri modülü yani telemetri verilerine bağlanacak olan kısım. Bu kısım ise alıcımıza bağlanacak olan kısım. Kablolarına baktığımızda iki tane telemetri ile bağlantı yapmasını sağlayan kablo bir tane de alıcıyla ile bağlantısını yapmamızı sağlayan kablosu ile birlikte geliyor. Önce alıcıyla hızlıca bağlantısını göstereyim. Ardından veri akışının nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi öncelikle modülün üzerinde GND ve artı yani pozitif ve eksiye dikkat edecek şekilde modüle takıyoruz soketine. Ardından aynı şekilde kumanda alıcımıza yine bağlantılara dikkat edecek şekilde üst kısımdan içeriye doğru ittiriyoruz. Diğer tarafını ise kullandığımız uçuş kartının telemetri çıkışına göre hangisi uygunsa onu öncelikle burada VCC yani artı kabloya dikkat ederek takıyoruz. Şöyle göstereyim. VCC artı kabloya dikkat ederek takıyoruz. Diğer kısmı da ister Pixhawk'un ister APM'in telemetri portunun çıkışına bağlıyoruz. Bunu çok rahat gösteremeyeceğim çünkü uçuş kartı alt kısımda kalacak ama şöyle basitçe göstereyim. Şöyle Pixhawk uçuş kartı bunun kurulumu videolarını izlediyseniz şurada telemetri çıkışını görüyorsunuz. Evet telemetri kablosunu taktık ve PRM02 modül devreye girdi. Evet bağlantıyı yaptıktan sonra kumandaya geri döndük. Burada bu bağlantıyı saldıktan sonra eksternal olarak voltun ne olduğunu görüyorsunuz. Yani bu telemetri modülü üzerinden gelen pilin volt durumu. Şu anda 11.6 olarak gösteriyor. End butonuna bastım. Önce servo ekranına geldim. Bir daha bastığımda telemetriden gelen verileri görüyorsunuz. Yav kanalını, pitch kanalını, roll kanalını, throttle'ın kaçta olduğunu, yere göre hızını, bulunduğu enlem ve boylamı, yüksekliği gibi birçok veriyi aktif olarak hangi modda olduğu, kaç tane GPS ile bağlantı kurduğunu, drone hareketleriyle birlikte değiştiğini görüyorsunuz. Bu son derece faydalı bir özellik. Tüm bu özellikleri ile birlikte 100 dolarlık bir fiyatının olması bu ürünün yurt dışında bu ürünü çok cazip kılıyor. Ben özellikle bu hobiye yeni başlayacaklar için ee, kumandayı çok fazlasıyla öneriyorum. Ee, ben aldım, epeydir kullanıyorum ve çok da memnunum. Kumanda ile ilgili genel olarak yapılması gereken ayarlar özelliklerinden bahsettim. Ee, kumanda ile ilgili çekeceğim videolarda. Böylelikle bitmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.